Ada. Öyle bir diri. Hadi ya. Ne yapıyorsunuz yaylada? Ne zamanları geliyorsunuz? Mayıs'ın 15'inde 13'ünde geliyor. He. Şeyde gidiyor. Ya kışın da güzel olur da karlar marlar. Kışın da güzel oluyor da soğuk oluyor nadir olsa. Ha, sobayı yakacağım böyle. Yaksan da soğuk. Oh, üstüne çayı koyacaksın, sonra tereyağını yiyeceksin. Tereyağı bol. Pekmezi yiyeceksin. O yeni, o bol. Değil mi annem? Elbet elbet. Anne inek doğuruyormuş, nerede? Aa, burada. Hadi, nereye gidelim? Gidelim mi? Bakalım. Bakalım. Hadi bakalım. Sen inek doğur diyorsun, çocuk doğur diyorsun, hepsini doğur diyorsun. Hastanız onunla getirdiler siz. He. Aşı vurunduydum, aşı dokundu dün. Allah Allah. Abla. Hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, elhamdülillah. Çok şükür ya, ne güzel. Yani cennetten bir köşe. Evet. Hayvanlar kendi başına yayılıyor. Evet, biz ona kovmak diyoruz. He, kendi başına gidiyoruz. Kendi başına gidiyor hayvan, yayılıyor. Akşam da geliyor. Allah, bu kadar akıllılar. Baba hazırında kovuyor. Baba burada bekliyorlar. Evet. Onlar nereye gidecekler? Onlar orada yeşillikleri yayılıp ikinden sonra gelmeye başlıyorlar. Allah Allah. Evet, akıllı... Çoban moban derdi yok. Yok yok, hayır. Ha. Hadi bir ay gidiyor. O da ilkbaharda bir ay. Ekinlerimizi yemesin diye. Hı. Ekin biçilince köye gidiyoruz. Orada da aynı kendi başına gidip geliyor. Odunu kim kırıyor burada? Odunu kendimiz kırıyoruz. Hadi ya. Evet. Sırtımızdan da taşıyoruz. Ciddi mi diyorsun? Evet. Ne? Her şey doğa. Aa, biraz önce daha buradan getiriyorlar. Sırtımıza yük koyuyoruz, odunları getiriyoruz. Allah, erkekler ne işe yarıyor? Erkekler o kadar gitmiyor. Bayanlar taşıyor. Onların üstüne koyalım odunları. Olmaz. Köy TV Anadolu gel, bana hiç denk geldin mi? Geziyorum böyle, muska mı arıyorum? Evet, öyle ben bir şey diyorum. He, diyorum. Ya. He, İnşallah siz... Herhalde çıkacağım. Ben bunu laf olsun diye mi çekiyorsun anam? Teşekkür ederim. Bir şey değil. Siz, ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Ya sen neredesin? Ben İstanbul'dayım. Dün geldim. Ya tamam, yayla ağasını arıyorum. Yayla ağası kim? Sen misin? Abi mi? Yayla ağası... Sen misin? Benim. Abi buraya yaylanı yaylanı çıktık. Sen de yaylanı yaylanı çıktın. Ben de yaylan yaylan çıktım. Yazları yayla. Kışın. Köy. Orada kalıyor. Sağlığımızda sağlık yapan yayladır. Başkan çalışıyor mu? Yaylaya gerekli hizmetleri getiriyor mu? Getiriyor. Bizim burada bu yolda önce açılmıştı ama çakıllanacağı. Bu yol çakıllandı. Bizim burada biteli kadar çeşme vardı ama yetmiyordu yani. Hı hı. Hani şimdi herkesin evine su alamasa da herkes buradan hani ihtiyacını götürüyor. Hani evet. Siz ilk defa gelmediniz herhalde. Ya, İstanbul'da mesken mi tuttun yoksa abi? İstanbul'da insanın doğduğu büyüdüğü yer gibi hiçbir yer olmaz yani. Yaz geldiği zaman insan şu 7. aylarda, 6. aylarda artık duramıyor. Memleket gibisi yok. Anadolu gezginleri, köy TV. Köy TV izliyoruz. Köyde hayat var çünkü. Var, var. Kim izlemez ki diyoruz, devam ediyoruz oğlum, devam ediyoruz. Su gerçekten çok önemli. Hani su hayattır diyoruz. Candır. Evet. Her yerde çeşmeler, her depolar. Yerde depolar. Hüseyin Bey, burası Bozcalı Büyük Yaylamız. Büyük Yaylamız'da soğuk mevkisinde Bozcalı kasabamızın, beldemizin içme suyu hattının %60'ını bu bölgeden temin etmekteyiz. Belediyemiz bünyesinden inşallah altyapıyla beraberinde hattı değiştirmeyi düşünüyorum. Ve Bozcalı gelişmeye, Bozcalı değişmeye devam ediyor. Bozcalımızın her yeri cennetten bir köşe. Ve gerçekten şu anda da muhteşem bir yerdeyiz. Burası neresi Sayın Başkanım? Burası Bozcalı Büyük Yayla, Eğerlan mevkisi piknik alanımız. Hı-hı. Daha öncesinden burada bazı imalatlarımız dönemin belediye başkanları tarafından yapılmıştı. Ve bunu biz yerinde bir bakarak burayı genişletelim. Vatandaşımıza daha geniş çaplı bir hizmet verelim düşüncesiyle. Bu beton arama masaları belediyemizde yaparak uygun yerleri... Belediyede yaptınız. Doğrudur. Yani oradan buradan almadınız. Yok. İşçiliğini falan kendimiz yaptık. Personelimizle, yeğmiyeli arkadaşlarımızla. Kendim şantiyeci bir başkan olduğum için bunlar benim için çok basit bir işçilik. Şuna buna ihale yok. Yok. Şuna buna peşkeş yok. Halk için, hak için, halka hizmet için... Biz yaptık diyor. Yani bazı büyük projeleri bile ben kendi imkanlarımla yapabilirim ama bazı yasal prosedürleri olduğu için mecburen onu ihale yapmak zorundayız. Mesela su depoları gibi, pazar yeri projeleri gibi.
Ve burada vatandaşımızın bir çeşmesi vardı. Görüşünü alarak, gönlünü alarak dedik buna çeşmeleri biraz daha fazlalaştıralım diyerek bir 5 tonluk depo yüksek bir kota koyarak oradan dağılımını yaparak bu çevreye 18'e yakın masa betonarme ve 3 tane çeşme yaparak halkımızın hizmetine sunduk. Cumartesi pazar genelinde işte tatil günleri Tokat'ımızdan, Reşadiye'mizden, Bozcalı'nın genelinden, Ordu ili bize çok yakın, Perşembe, Aybastı güzergahından, çevre beldelerden tüm vatandaşlarımız burada gelip ailece pikniğini yapıp akşam üzeri evlerine dönüş yapmakta. Ya inanın başkanım, zaten ben inanıyorum şu programdan sonra Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımız gelecek. Hatta dünyadaki gurbetçilerimiz gelecek. Avrupa'daki gurbetçilerimiz gelecek. Gerçekten muhteşem bir yer. Hani ben hep söylerim. Film yıldızları, sinema yönetmenleri, klip dizi yönetmenleri, fotoğrafçılar, fotoğraf sanatçıları, fotokampçılar, dağcılar, yayla tüzümünü sevenler. Buyurun size. Gerçekten cennetten bir köşe. Bohçalı'da. Büyük yayla. Değer alan mevkisi piknik alanı. Başkanım peki burada sosyal etkinlikler yapılıyor mu? Hani festival gibi çalışmalarınız oluyor mu burada? Burada daha öncesi belediye başkanımız, şu anda Reşadiye Belediye Başkanımız Mustafa Yılmaz döneminde bir küçük çaplı olmuştu. Ama ileriye dönük şu anda pandemi sürecinde seyrine bir bakıp ona göre bir değerlendirmeyi düşünüyorum. Ben hep söylüyorum ya, bak hep söylüyorum. Yalan dünyanın gerçek cenneti. Hani insan huzur buluyor buradaki ağaçlar, yapraklar, atmosfer. Hani buranın atmosfer, oksijeni, hani kışı ayrı güzel, yazı ayrı, ilkbaharı ayrı, sonbaharı ayrı güzel. Aynen doğrudur Hüseyin Bey. Her şey? Bozcalı için diyorum, Bozcalı tanıtılmaz yaşanır. Devam ediyoruz. Dediniz ya makam röportajınızda 99 çeşme ama şu an 92'sini yaptırdınız. Gerçekten de her yer çeşme, her yer güzellik, her yer özellik. Hüseyin Bey, biz yapmadığımız için reklamını yapmıyoruz. Reklam bize de yakışmaz. Vatandaşlara hizmeti bitirdikten sonra sunuyoruz ve bunu yaptık diyoruz. Ve yapacağımız işleri de vatandaşımıza eğer kaldıramayacağımız yükün altına da girmiyoruz. Yapamayacağımız o, sözleri vermiyorum. Mutlaka yani o benim fıtratımda yok yani. Onun için vatandaşa da diyerek, belediyemin bütçesini de göz önünde bulundurarak, devletimizden bazı sözleri de alarak, onun arkasında durarak vatandaşımızın taleplerini yerine getiriyoruz. Biz Bozcalı'nın sevdalısıyız. Bozcalı hizmet etmek bana gurur verir. Onun için her şey Bozcalı için diyorum. Gelecekte inşallah takdir eder. Daha farklı bir şeyler, düşüncelerim, projelerim var. Onları hayata geçireceğime inanıyorum. Bekleyin, görün diyoruz. Aynen doğrudur. Bozcalı anlatılmaz yaşanır diyorum. Devam ediyoruz. Başkanım şimdi neredeyiz? Hüseyin Bey, burası Işıklar Mahallemizin yaylası. Bu yaylamızda öbür yaylalarımız gibi vazgeçilmez bir güzelliklere sahiptir. Hepsi birbirinden güzel yaylalarımız. Zaten sırt sırta vermiş yaylalarımız. Ve bu yaylamızda ciddi anlamda içme suyu sıkıntısı vardı. Tek çeşme gibi gördüğümüz yerler vardı. Ama suyu bunun kot farkı olmadığından cazibeyle akmıyordu. Buraya ciddi anlamda bir içme suyu hattı döşeyerek 5 tonluk ve 10 tonluk depolar yaparak pompa basıncıyla beraberinde yüksek bir zirveye taşıdık. Oradan 4-5 tane ev ortak noktalarını gözeterek 9 çeşme yaptık ve depolarıyla beraberinde vatandaşımızın hizmetine sunduk. Yollarının yapılması, ara yollarının, ana yollarının, vatandaşlarımızın eski olan çeşmelerini tekrar tamire, tadilat ve yenileyerek en uygun şekilde hayvanlarımızın güvenliğini, insanlarımızın güvenliğini her türlü önlemini alarak memleketimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Çok da iyi yapıyorsunuz. Bozcalı anlatılmaz yaşanır diyorum. Devam edelim, gidelim bakalım Işıklar Yaylası'nda kimler var, neler var.
Gerçekten cennetten bir köşe, Bozcalı ışıklar diyoruz. Yaylalarımız hep aynı rakımlardadır Hüseyin Bey. Yani 5 ile 10 arasında anca değişir. Onun için Baş Çiftlik yaylasından başlayıp Selemen'e kadar olan bu sırtta 110 kilometre yakın tekamül eder. Ve bu sırta İskevsür denilir. Sağlık arayanlar, huzur arayanlar, güzellik, doğallık arayanlar, buyurun sizleri de bekliyoruz. Bozcalı'ya ve Bozcalı'nın yaylalarına. Aleyküm. Merhabalar, merhabalar. Aleykümselam. Nasılsınız efendim, iyi misiniz? İyiyim, çok şükür. Ya nenem, ne yapıyorsun? İyiyim Allah'a şükür, dostlara duacıyım. Dedem sen? Eşke. Keyfiniz yerinde. Allah'a çok şükür. Temiz hava. Yaylamız iyi. Aslında bu kamarıyla da gelenler bu havanın parasını vermeniz lazım. Değil mi? Tabii ya. Yani gidip... Ne karşılayacaksın? Tabii ben veririm, canın sağ olsun. Ne güzel doğal bitkiler, doğal. Doğal. Attı mı daha önce? Çektiler. Meşhur musun sen? Meşhur. Çektiler. Anne. Buyur. Şu bahçeye doğru gidelim mi bir? Gidelim. Evet, ne var ne yok bir bakalım dayı ya. Buyurun. Teyze adın ne? Adım Arife. Arife teyze, ne ektin sen böyle ya? Fasulye, pancar, pezü, patates. Oh, gel. Turp ektim, ıspanak saçtım. Gel dayı, nene gel. Nene diktim, çilek diktim, çok malzeme. Yaş kaç yaş? Bir şey var ya. Maşallah, maşallah. 7 mi? 17 gibisin maşallah. Öyle mi? Öyleyim. Öyle değil mi? He, bir de bakarsan bakalım kaç yaşında gibi belli ya. Kaç yaşında? Ya 80-90 yaşında var be kardeşim. Bırak şimdi sen. 70 yaş demedim de hasta. Hep seni çalıştırmış, kendi keyfine bakmış, nasıl gencecik duruyor. Değil mi? 10 senedir çalışıyor. 10 seneden önce senede 15 gün köye geliyordu. Ha. Büyük odun bile atmıyordu dağdan bana. Hiç iş görmeden geliyordu. Hepsini neneme yaptırmışsın dayı ya. Neredeydi bu? Nereye gidiyordu? İstanbul'a, İstanbul'a ediyordu. İstanbul'un suyunu içmiş belli. Para kazanıyordu, çalışıyordu. Para mı kazanıyordu, çapkınlık mı yapıyordu? Yok, para kazanıyordu. Nereden biliyorsun? Yok, ona güveniyorum ben. Sen güven de ben niye geldim, asıl konu ne? Söyle bakayım. İstanbul'da beyefendinin bir eşi varmış. Hayır. Ya hayır diyor. Eşi varmış, kadın çok zengin, miras kalmış. İyi. Onun haberini vermeyelim. İyi ettin ha. Kıskanıyor musun hiç? Hayır. Ne güzel, güveniyorum diyorsun. Evet. Allah Allah, abi nasıl sağladın bu güveni ya? Kıskanmayan. Ağzımla kuş tutsam hiç, bizimki hiç. Evleneyim desin, yemin olsun yardım eder veririm. Allah Allah. İllah daha da yardım eder veririm. Kadını seviyor musun? Evet. Sevdiğinden mi? Tabii yoksa tabii, ondan tabii. Başkasıyla evlense de gitsin başımdan mı? Yok yok yok, başımdan gitmez. Hadi ya. Evlensin gene evde dursun. Geçiyor burada yaylada hayat nasıl? Yayla çok güzel. Havası hele de çok cani. Havası. Suyu, her şey yayla çok güzel. Allah razı olsun, başkanımız da her mahalleye bir su getirdi. Öyle mi? Ben onu soracağım. Diyoruz. Evet, bunu evet. Gezginleri devam ediyor. Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun kızım? Ev işlerini yapıyorum. İnekleri sağıyorum. Oo, kaç yaşındasın sen? 16. Ay, benim kızım Sıla'nın yaşında. Hatta Sıla bir yaş senden büyük. Biliyor musun, benim kızım var.
Selam aleyküm. Selam, hoş geldin. Abi neredesin ya sen? Hoş geldin. Ya ben sizi arıyorum. Hayır. Niye? Hayır inşallah. Dediler burada bir Leyla, bir Mecnun var. İhsan ile Gülhadiye. Leyla ile Mecnun. Evet. Kaç yıllık evlisiniz? Kaç yıllık diyelim? Ne bileyim ben, şimdi ben bileceğim. Ben 75 yaş. Yenge ne kadar iyi bakmışsın sen adama. İyi bakmışsın. Ona baktım ben kendim kocadım. Niye? İzmir mi köydeydi? Evet. Köyde hayat var diyoruz. Tabii ki var. Peki annem, başkan çalışıyor mu belediye başkanımız? Tabii ki çalışacak. Mecbur, onun görevi. Ha? Şimdi biz bu güzel yaylada yaylanı Çeşme'ye gidiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum efendim. Ben sağ olun. Köy TV'yi Anadolu Gezgin'den izlemeye devam edin diyoruz. Ve bu güzel yaylada siz de yaylanmak istiyorsanız, yaylanı bu güzel havada çay içmek, kebap yemek istiyorsanız buyurun gelin diyoruz. Her yer cennet, her yer doğallık, her yer güzellik. Şimdi neredeyiz? Şu anda Hüseyin ve Bura Gerdengeç mahallemizin yaylası. Yaylamız aynı dediğimiz gibi öbür yaylalarımızdan bir farkı yoktur. Işıklar yaylamıza sırt sısa vermiş bir yaylamızdır. Burada yine hizmet olarak yayla yollarımızı, ara yollarını, ana yollarını ve yine hayvanlarımızın, küçük baş hayvanlarımızı otlatmak için içme suyu tekneleri dediğimiz gözelerini, yine gördüğünüz gibi gözelerin iyileştirerek çeşmelerini yaptık. Ve bunun akabinde vatandaşlarımızı dinleyerek her türlü sorunlarında, kumunda, şakınında her türlü desteğini verdik. Yine de devam edeceğime inanıyorum. Ya hiçbir ayrım yapmadan mümkün değil. Her ben, yere hizmet. Onu ben hiç düşünmedim, düşünmeyi de istemiyorum. Ben işi yaparken reklam için değil, Allah için yapıyorum, insanlık için yapıyorum. O zaman diyoruz ki anlatılmaz yaşanır diyorum. Devam edelim, gidelim bir bakayım köye. Her yer cennet, her yer doğallık, her yer güzellik. Köyün içine doğru gidiyoruz. Selamünaleyküm. Hocam sen de gel. Ya abi merhaba, nasılsın, iyi Allah misin? Allah'a teşekkür ederim. Seni arıyorum ya. Ara. Niye? Abi buranın en karizmatiği senmişsin. Yakışıklısı diyorum. Olabilir, Allah'a şükür. Yaş kaç? Yaş 67. Ya ciddi mi söylüyor? Ciddi. Abi şunu alır mısın? 54. Ben bu işi sana bırakıyorum. Abi ben 43 yaşındayım. Yapamam. Küçük kardeşim gibi adam ya. Abi nasıl böyle bu kadar sağlıklı genç kaldın? Havaya baksanamış, havanın vaziyeti. Allah Allah. Havadan abi. Doğallık, güzellik. Her şey orijinal. Her şey orijinal. He, orijinal. Başkan çalışıyor mu? Başkan çok güzel çalışıyor, Allah razı olsun. Çok güzel, Allah razı olsun. Neler yaptı geldikten sonra? Geldikten sonra bizim buraya çeşmeler yaptı. Hı. Yolları kaç sefer sildi. Caminin boyasını yaptı. Hı. Başka? Oraya piknik yeri yaptı, ormanın başka içerisinde. Başka başka daha ne yapsın? Şey, tamam, ne yapsın? Hepsi bu. Niye öyle bakıyorsun? Ben seni arıyorum ya. Ben de burada. Seni arıyorum bir haftadır ya. Buradayım ben. Neredesin sen? Yayladayım. Yaylanı çıktın yaylaya, evet. İniyorsun aşağı. Demiyor. Biz de aşağı gelirdi direkt. Hele sor, biz seni arıyoruz. Niye arıyoruz? Niye arıyorsun? Abi, Bohçalı'nın en karizmatiği senmişsin. Sana göre kim? Başka. Muhtar adayı falan mısın? Yok, değilim. Ben İstanbul'da oturuyorum. Belli çok siyasetçi. İstanbul suyu içmişsin belli. Bu sene geldim. Hizmet geliyor mu yaylaya? Geliyor. Şimdi İstanbul'un suyunu içtin de buranın suyu içtin mi, gel bir suyu çek ya şu çeşmede. İstanbul'un suyu mu, buranın suyu mu? Buranın göreceğiz. Suyu. Bülbülü altın kafese koymuşlar, ne demiş? Vatan sıra. Vatanım, vatanım demiş. Evet. Vatan başka. Ha, bakalım İstanbul'un suyu mu, buranın suyu mu? Of! Bismillah. Şu suyun güzelliğine bak ya. Oh! Ya İstanbul'un suyunu içiyorsunuz da gelin bir de Bohçalı'nın suyunu için de su görün. Evet. Gidelim abi. Gidelim abi. Gidelim abi, gidelim. Abi. Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz bacım? Pancar hangisi, bana bir göstersene. Şunlar. He, bunun neyi de kullanıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Doğruyoruz. He. Pişiriyoruz. Bulgurla mı? Evet, bulgur. Of, yanında turşu. Turşu oluyor. Ayran. Koyun yoğurdundan. Evet. Başkan çalışıyor mu başkan?
Çalışıyor. Anadolu gezginleri devam ediyor. Selam aleyküm. Bir kapat hele dayı, bir kapat ya. Abi sen ne geziyorsun orada ya? Notun üstündeyim. Notun üstüne geziyorum. Ne otursan? Yaşlandım, gezemeyeyim artık. Yaş kaç? Yaş 65. Tövbe estağfurullah, tövbe. Ya abi daha 18 gibi, ben 43 yaşındayım. Yani babası gibi duruyorum ya. Tamam da çalışıyorum ben, çalışıyorum. Ben de bu çalışıyorum. Ne yapayım ben de? Ben de çalışıyorum. Çalışacaksın tabii. 8 yaşındayım. Sen? Ben. Ben de 78 doğumluyum. Öyle mi? 78 yaşındayım. Maşallah ya, bu sırrı ne abi? Ya çalıştık efendime söyleyeyim. Böyle güzel bir hayat geçirdik. Ondan sonra köy işlerinde. Yenge yaşıyor mu? Yenge vasarı yaşıyor ya. Yengem, onu bırak bak ya. Baksana adam, onu bırak bak ya. Dağa, bırak mı adama? Aynen öyle yani. Abi, ya Bozcalı'nın delisini arıyorum, delisini. Delisi benim işte Bozcalı'nın. Hadi ya, ben de Türkiye'nin delisiyim, ne var? Bozcalı'nın delisi benim. Akıllısı kim? Akıllısı başkan. Hadi ya. Peki, başkan demişken, başkan çalışıyor mu? Çalışıyor. Değil mi? Sen ne yapıyorsun? Benim torun bu İstanbul'dan gelmiş. İnşallah. Ha. Çok güzel. Köy TV izliyor musun? Köy TV Anadolu. Anladım. Bu milletin kanalı çünkü. Anladım ne? Çünkü. Sen yüzünü, Allah aşkına şu yüzünü göreyim ya. O utanacak mı? Benim utanıyor. Abla, seni niye öyle arkaya atmışlar? Dersi seninki şey, makam koltuğu. Değil mi? Evet. Abla, bana da yer var mı orada? Valla var mı? Biraz kay da ben de bineyim. Bin abi. Odunlar bilir için. Evet, yapacağız. Teknik yapacağım. Bir dakika ya, ablam ne güzel konuşuyor öyle. Ablamın ağzında baldamlıyor. Dön hele dön. Burada ne var? Burada yiyeceği var. Ekmeğimiz var. Sıra mı var? Evet. Ben sıraya dayanamam. Nereden biliyorum? Buyur yerine gel. Evet. Bana yer verin. Çayım için. Otur buyur. Güzeler benim. Çok şey, beni götürmez, çekmez. Teşekkürler. Çeker. 30 ton. Buyurun çayımız için. Çok teşekkür ederim annem. Sizinle gidiyorum. Sen gelmem mi zannettin? Kebap varmış. Sigara varmış. Bir Antepli olarak. Yemezsem olur mu? Aynen o yemek. Hoş geldin sabah ben. Buyurun sen. Ne kebaplar yaparım ben. Hadi bir çalıştık. Izgara yaparım böyle. Gidelim tamam. Mi? Izgara yapacağız tabii. Ya ızgara yaparım. Izgara deyince akan sular durur. Değil mi abla? Of. Bas kızı hadi. Başkanı da çağırıyoruz. Başkanı da yani. Gelsin ona. Başkanımız tektendir yani. Hadi ya. He ya. Abi çalıştır diye gidelim, dayanamıyorum ya. Gidiyorum bak. Ve bismillah. Ya Allah. Ayağıma basma. Ben karışmam ayağıma. Evet. Evet sevgili izleyiciler. Biz ızgara yemeye gidiyoruz. Yaylaya gidiyoruz efendim. Buyurun. El şey yapın ha. Görüşürüz. Gene bekleriz. Aha. Heyecana geldi tabi adama, 18 deyince heyecana geldi yani. Evet başkanım, burası neresi? Yani dağa, taşa, her yere hizmet yapmışsınız, mermerler falan. Hüseyin Bey, burası Gerdengeç mahallemizin dinlenecek mevkisi. Vatandaşlarımızın bir talep oldu başkanım, dinlenecek mevkisine dinlenme tesisi gibi bir beton arama masalar yaptık. Devamında burada gözesini iyileştirerek yine buraya bir içme suyu için çeşmesini yaptık. Bu şekilde vatandaşlarımıza hizmet edip devam ediyoruz. Her şey Bozcalı şimdi. Devam edelim o zaman başkanım. Gerçekten hani adım adım adımlıyoruz. Karış karış karışlıyoruz. Her yerde hizmet. Burası neresi? Burası Işıklar Mahallemizin Yamadağı bölgesi. Vatandaşlarımızın bir talebi vardı. Başkanım, burası görkemli bir yer, güzel bir yer. Ormanımızın işi, mera, uygun bir yerde bir piknik alanı yapalım falan diye konuşma geçti. Yerine bir baktık, uygun gördük. Gerçekten görkemli bir yer, güzelliğiyle, doğasıyla, uygun yerlere doğayı da tahrip etmeyecek şekilde piknik alanı yaptık ve halkımızın hizmetine sunduk. Gülüp eğlenmek her insanın hakkı olduğu gibi vatandaşlarımıza da bu hizmeti sunduk. Bundan da mutluyum, gururluyum. Anlatılmaz. Yaşanır diyorum Bozcalı. Devam ediyoruz. Misafir kabul ediyor musunuz?
Tabii ki, ne demek. Çok güzel. Nasıl buralar? Gerçekten mükemmel olmuş. Vallahi başkanımızın da çalışmasıyla buralar güzeldi, daha güzel oldu. Mesela top sahası, kalesi falan yapıldı, oturma yerlerimiz falan yapıldı. Yani hafta sonları stres atmaya geliyoruz. Reşadiye'den geliyorum ben, esnafım. Ya bura anlatılmaz, yaşanır diyorsun. Anlatılmaz, burasının havası bir başka. Anlatılmaz, yaşanır. Aynen, aynen. Köy TV izliyorsunuz. Köy TV'yi izliyoruz. Köy TV, köyde ne var? Hayat var. Devam ediyoruz. Hüseyin Bey, burası Derelan bölgesi. Buraya yine hayvanlarımızın, doğa hayvanlarımızın içme sularını, gözelerini iyileştirerek hayvanlarımız için tekne dediğimiz su kanalları yaptık. Onun devamında buraya ulaşım için yollarımızı, aynı yerli yollarının devamıdır burası. Burayı çakırlayıp, silindirle sıkıştırıp halkımızın hizmetine sunduk. Başkanım, yine çok güzel bir yaylamız. Burası neresi? Bu yaylamız 4. yaylamızdan yine Gelecek Yaylası. Hı. Gelecek Yaylamız aynı rakımda, aynı kodlarda bulunan bir yerleşim birimi. Bu yaylamızın noksanlıkları vardı. Bunları ilk dönemimize geldi, göreve başladığımız andan itibaren gözden geçirerek iki noktada su gözeleri vardı. Bu gözeleri iyileştirerek 3 tonluk 5 tonluk tanklar yaparak, tanklardan 4 çıkış yaparak 5 hanenin orta merkezine 9 adet çeşme su deposu yaparak, yollarımızın ana yollarını, ara yollarını yine çakırlayarak bu yaylamızı güzel bir hizmet ettiğimize inanıyorum. Karayollarından, çevre yolundan geçiş noktasında bir yine su çıkmıştı. O suyun da gözesini alarak, drenajını yaparak, tekrar onun ayağına bir depo yaparak yine bu yaylamıza hizmete sunduk. Her şey Bozcalı için diyorum. Devam edelim, gidelim bakalım bu yaylamızda bizi neler bekliyor. Teyzem. Yavrum. Ya ben sizin yanınıza geliyorum ya. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk. Merhaba teyzem. Allah razı olsun. Ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz burada? Oturuyor. Mal olan malı sarıyor, oturuyor. Malısız olanlar oturuyor. Ha, böyle oturuyor. Malımız yok yavrum. Bu mal baktık. Ne malı? Sağduğumuz mallarımız gel yavrum. Gelmedi mallar. Sen rahmetli anama ne kadar benziyorsun? Yavrum oğlu, insan hep Peygamber Efendimiz ümmetinden okuya yavrum. Değil mi, elhamdülillah. Albet yavrum. Teyzem. Yavrum. Sana ana diyebilir miyim? Değil yavrum. Benim, anam benim. Ya yavrum. Ana, başkan çalışıyor mu? Çalışıyor yavrum. Ölüsün orada yatsın. Anam kaç çeşmeler yaptı yavrum. Gelecek Boğazı'nda çift azer dumlalar. Yücel Reis oldu, üç akıya kumlalar. Reis çeşme yaptı. Sen de bir şey söyle. Ben bir şey bilemeyeyim ki, bu biraz şeyce. Şair gibi. Şahin gibi. Ozan. Aşık. Sen de bir şeyler söyle. Yavrum ben bir şey değil de bu ablam, ben büyüğüm. Ablam bu desin. Küçüğün gibi duruyor. Yavrum. İyi, ben çalışıyorum yavrum. Yavrum. O keyif yapıyor. Evet yavrum. Ben çalışıyorum. Ya anne ya, ne güzel hayatınız var ya. Ne dedin yavrum? Ne güzel hayatınız var canım. He, çok ya, güzel. Çok Allah'ıma çok şükür. Çok güzel. Çay yaptınız mı? Allah. Çay var mı çay? Çay da yok. Dede kapağı yok. Yok. Çay. Dedikodu da bu. Dedikodu bu. Çiğ köfte yordunuz mu? Sizde çiğ köfte var mı? Onu bilmiyor yavrum. Burada bilmiyor yani, mu çiğ köfte? Buraya da ne olduğunu bilmiyor. Alamı yok da. Siz buradakiler bilmiyor mu çiğ köfteyi? Bilmiyor. Ben size yoğurayım. Getirin de leğeni. Evet. İçi de lafın belini kıran. Yanlar iyi yakışır da. He, ben Antepliyim. Gaziantepliyim. Öyle mi? Kırmızı beri nereden bulacağız diyor. Mangal yapak. Olmaz mı? Her şey yapın. Yaptık tazını, her şey olur. Siz bir yana zaman gelseniz, bizim çarda çadırımız var, koyunumuz. Nerede? Yaptık bir çarda, orada sohbet ederim. Yürü gidelim o zaman. Ben bir gün geliyor, yarın gidiyor. Hadi gidelim şu koyunlara gidelim. Yok, gidemem şimdi. Çok anı o önde ne tuttu ne?
Ben yavrum, neyimi çekeyim, kutumu çekeyim. Allah'ım etmiş şey yavrum. Annem çok teşekkür ediyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Bin kere razı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Bin kere razı olsun. Anadolu gezginleri devam ediyor. Güzel, ne kadar doğal bir yer burası ya. Hoş geldin efendim. Hoş, ben seni arıyorum. Hayırdır? Ya ben Köy TV biliyor musun? Anadolu Gezginleri. Ha? Köy TV. Ha, sizin oğlunuz. Ay sağ ol. Nasılsın, iyi misin anne? İyi kardeş. Nasıl yaylada hayat? İşte uğraş yok böyle. Vallahi Allah. Ne güzel, vallahi Allah uğraşıyoruz. Sizler alın terinizin karşılığını alabiliyor musunuz? Alam yok kardeşim, alam yok. Yemler pahalı. 160 lira. Sütler ucuz. Daha bir de siz yayladasınız. Ya yayla olmasa? Yaylada yok. Ya yayla olmasa ne? Yayla olmasa ne yapacak? İşmeyi de başkan mı yaptırdı? Genel başkan gel. Yaptı sağ olsun. Allah Allah. Oh, sularımız da akıyor. Oh, buz gibi annem ya. Sağ olsun, başkan yaptı. Allah Allah. Annem çok teşekkür ediyorum. Sağ hakkını helal et. Sağ ol. Annem. Yavrum. Ne güzel insanlarsınız ya. Sen ben Türkiye'nin oğluyum. Sizin oğlunuzum. Benim oğlumsam. Biri iki oğlum var, anne. Biri de sen üç oğlum. Köy TV izliyor mu? Anadolu Gezginleri. Ben geziyorum ya. Lan yavrum. Değişim. Ha, açayım. Öyle mi? Her yerdeydim. Güle ulul yavrum. Allah'a emanet olun. Seçim olsa diyorum tekrar. Ben de aday olsam bana oy verir misin diyorum. Yani Allah ömür verirse tabii. Tabii, ver inşallah. Ama bir türlü cevap vermiyor. Sanki muhtar adayı gibi geldi bana. Değil mi? Belki de o muhtar adayı der. Olur mu? Olur. Çok teşekkür ederim size. Bir şey de olan. Ben size Allah'a emanet ettim. Allah razı olsun. Hadi. Anadolu Gezginleri devam ediyor. Gezginciler tabii ineklerle de biraz sohbet etmek. Merhaba adamım. Nasılsın? Hanım kız nasılsın? İyi misin? Sana sahibin bakıyor mu? Öyle mi? Ne, kimi bekliyorsun? Ha, birini bekliyor bu. Evladını bekliyor galiba. Ya o ne bekliyor? Bir de onun yanına gidelim. Diyor ki hiç bana bulaşma. Ben tıstım. Gidiyorum. Merhaba, merhaba. Dur. Dur. Hiç. Dinleyen kim? Diyor ya ablam, kovu veriyoruz. Bunları kovalıyorlar. Onlar kendi kendine yayılıyorlar. Akşam da evlerine geliyorlar. Bunlar böyle akıllı hayvanlar. Anadolu Gezginleri devam ediyor. Kime örüyorsun? Geline. Ben de bana örüyorsun zannettim sen ya. Sen giymesin gibi. Niye? Niye ne var ki? Örsem giymesin. Giyerim annem, niye giymeyeyim? Ne bileyim, giyer misin? Tabii giyerim. Nasılsın, iyi misin? Allah aşkına. Çek iyi. Çeksin. Çek iyi, seni çeksin. Ahirete yol nereden gidiyor? Bismillahirrahmanirrahim dedim, her yerde gitsin. Süper annem ya. Yaş kaç? 75. Maşallah. Burada pandemiyi de kovalamışsınız. Ne diyeceğim? 75 olmuş ne diyeceğim? Böyle gitme, gel hanım. Yaşadığım maaşın parasını vermeyince ne diyeceğim? 100 yaşıma dersin, ne yazar? Ne yazar? Ha. Yani güzel mi? Huzurlu musun burada? Hayır, değilim. Niye? Devlet maaşımı vermiyor. Niye vermiyor? 75 yaşındayım, para vermiyor. Niye vermiyor ki? Vermiyor. Kim vermiyor? Devlet diyor. Allah, niye vermiyor? Cumhurbaşkanı vermiyor. Sayın Reis, buyurun, annem diyor. Ben demiyorum. Anladım ben, senin dediklerini anladım. He, 75 yaşındayım, 76 yaşındayım. Onları bilmez de ölüm, Ali dede ölüm, 5'ten çıktım. He. Ama ben bilmem, kime hizmet ettiyse o bilir. Ben görmedim. Anam güzel bir mesaj verdi, gördün mü? Yeni yap da. Buyur. Bir dahaki geldiğime inşallah seneye giyerim kız. Vermezsin ki. Aa lütfen. Ben onu var ya öyle bir saklarım ki. En sizin o güzel nasırlı ellerinize övdüğünüz şeyi örmek nasıl beğenmem. Ne bileyim, senin kaderin olabilir miyim? Böyle ben mi? Örersin tabii, annem benim ya. Ne demek beğenir miyim? Evet, yani bu kadar mütevaziler, bu kadar doğallar. Evet, Anadolu Gezginleri efendim devam ediyor. Biz güzellikler, özellikler içerisindeki Bozçalı'yı tanıtmaya, anlatmaya devam ediyoruz. Dayı, heh. Havalar nasıl diyorum, hava iyi mi diyorum? Bu memleketin havası böyle. Süper ya, vallahi. Başkan çalışıyor mu başkan? Ben başkanım, çalışmadım, ne bileyim ya, kontrol amiri değilim ki ben. Kontrol amiri, oyu verdiyseniz kontrol edecek de sizsiniz. Hı?
Oyu veren sizsiniz, kontrol edecek olan da sizsiniz. Bizim 4 senede 5 senede bir dakika, bir saniye bir günümüz var. Mühürü basana da, mühürü bastıktan sonra bizim de işimiz bitiyor. Tamam, yani bak buraya çeşme, yol, bir şeyler yapıldı mı? Yapılıyor, bir şeyler oluyor. Yapılıyor, he. Nereden geliyorsun? Köyden geliyoruz. Ne sürdünüz, ne? Yaylaya çıkıyorsun. Aynen. Ne yapacaksınız burada? İnekler var, ineklere bakacağız. Akşam geliyorlar, sabah kovuyorlar. Ben de çok inek tuttum, onu söyleyeyim. Burada bir cümle var. İnekleri kovuyoruz. Nereye kovuyorsun abi? Yaylaya. Kullanmaya. Kovuyoruz deyince ben başka bir şey anlıyorum. Yok, başıboş yaylaya. Aynen. Burada kütme yok. He, beni de kovdular da evden, onun için diyor. Başıboş. Burada ulaşıyoruz. Öyle kovma değil. He, dayı, yenge yaşıyor mu? Başıboş. Yenge yaşıyor mu? Yaşıyor, yaşıyor. Aynen buradaydı ya. Ha, yaşıyor diyorsun. Yaşıyor. Bozcan'ın delisi kim? Delisi, ben deliyi arıyorum. Boşalın delisi benim, şu yaşta sonra hele çabuk. Türkiye'nin delisi de benim dayım. Evet. Sence kim? Ya Bozcal'da deli aramaya gerek yok, akıllı yarıyak ya. Tonu getirmemiş. Dayım ama keyfin keyf, dikkat et ama ha. Tallıyla, çayına, motoruna, malına uğraşsa bundan değer olur mu? Ne güzel işte, maşallah. Yani sen daha bir 80 yaşarsın gibi mi geliyor bana? Bilmiyorum, çağırınca gidecek başkanı ya. Hazırlık yapıyor musun bu tarafa? Hazır var. Hazırım. Hazırlık yapıyorsun yani. Hazırım yani. Çıkını hazırlıyor musun? Hazırım. İyi peki. Selam söyle oraya. Evet. Arkadaşlarım gitti, bana bir yer hazırlarlarsa olur. Çok çok teşekkür ediyoruz. Merhaba dayım. Merhaba canım. Ya ben seni arıyorum, neredesin, kurban oldu. Hoş geldin, sefa geldin. Hoş bulduk, nasılsınız? Oğlum nereye dolandırıyorsun duruyorsun sen? Onu buğuya çektim, buğuya. Gel, gel kızım, gel. Ay, senin adın ne ya? Loş oğlum, loş oy. Sana bakıyor mu sahibin? Gel hadi, gel hadi, gel. Televizyonu. Sizin tamam. Kanalınız. Tamam, dolu gezgin bizim diye. Kanallığımız, tamam doğru. Çalışıyor mu başkan? Başkanımız çok çalışıyor. Deli deli görüntü ne yaparmış? Deli görüntü şeyimiz. Çomağını saklar. Çomağını saklarmış, doğru. Çok teşekkür ederim. Anadolu gezginleri devam ediyor. Biz aramaya devam edelim. Tamam. Nerede acaba bu deli, bir arayalım ya. Hadi bay bay, görüşürüz. Annem görüşürüz, saygılar. Görüşürüz. Anadolu gezginleri Bozcalı'da reklamlardan sonra devam ediyor. Hüseyin Emre'nin sunduğu Anadolu gezginleri programı reklamlardan sonra devam edecek. Şükrü Özgür, Hatay Enzin'de narenciye üreticisiyim. Narenciyemizde ürün kaybımız %25-%30 civarında. İnşallah bundan sonra benim narenciyede de yüzümüz gülecek. Agrotrail. Beslerken koruyoruz. Wyckoff sistemi, büyükbaş hayvanların kızgınlık tespitini, doğum öncesi, doğum sonrası sağlık takibini, buzağa doğum zamanını doğru tespit eden, ineklerin bir sonraki hamilelik sürecindeki verimini artıran teknolojik bir sistemdir. Merhabalar, Tolga Çırak ben. Wyckoff markasının CEO'su ve Ar-Ge direktörüyüm. Wyckoff aslında kablosuz inekten gelen bir kombinasyon ismi. Wyckoff'un arkasında yatan temel sebep, göze görünmeyen sağlık problemlerin aslında görünebilir hale gelmesini sağlamak için geliştirilmiş bir teknik. Telefon 0216-807-0387. www.wyckoff.io. Wyckoff. Mutlu inekler, mutlu çiftçiler. Çiftçi kardeşlerimizin işini kolaylaştıran makineler Tarımsan'dan. Otomatik damlama toplama makinelerinde işinin uzmanı Tarımsan. Tarımın parlayan yıldızı. 0332 342 33 39. Tuğra Tarım, hayvan refahını düşünmeye devam ediyor. Tuğra Tarım'dan otomatik ve manuel helikopter fan sistemleri. Isı sensörü sayesinde ortam sıcaklığına göre otomatik çalışır. Isı arttıkça çalışma devri artar. Hayvanların sıcaklık stresinden kurtulmasını sağlar. Bulunduğu ortamda sinek barındırmaz. Et ve süt verimi artışına yardımcı olur. Sıcak ve kirli havayı uzaklaştırarak kötü kokuları engeller. Yazın serin bir ortam oluşturur. Kışın hayvan atlıklarının kuru kalmasını sağlar. Otomatik ve manuel sistem sayesinde kullanımı kolay ve pratiktir. Mevcut sistemlere göre bakım ve elektrik tüketimi yönünden ekonomiktir. Tuğra Tarım 0505 225 6644
www.helikopterfan.com. Çeyrek asır tecrübe, bol yedek parça, uzun ömür. Tüm filtre çeşitleriyle size çok yakın. Az su, çok verim. Bitki dostu Mulu Mulu. Su hayattır. Kalite, hizmet, güven. Damlaya damlaya. Damla sulamada Mulu Mulu. Profesyonel kullanıma uygun sırt tipi, yan tip ve tekerlekli motorlu tırpan çeşitleri. Bahçe temizliğinden ekim biçmeye kadar her alanda kullanabileceğiniz misinalı ve daire testere modelleriyle geniş ürün yelpazesi. Kolay çalıştırma, ergonomik tasarım, profesyonel sırt askılığıyla 43 cc'den 63 cc'ye kadar çok amaçlı Datsun tırpan modelleri. Şükrü Özgür, Hatay Erzin'de narenciye üreticisiyim. Narenciyemizde ürün kaybımız %25-%30 civarında. İnşallah bundan sonra benim narenciyede de yüzümüz gülecek. Agro Dura'ya beslerken koruyoruz. Hüseyin Emre'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı reklamlardan sonra devam ediyor. Gezginleri Bozçalı'da reklamlardan sonra devam edecek. Bozçalı'da hizmet o kadar çok ki tabii ki biz bunu bir bölüme sığdıramadık ve ikinci bölümde de hizmetleri anlatmaya, tanıtmaya devam ediyoruz. Evet başkanım, gerçekten bir belde için çok ama çok önemli bir proje. Düğün salonu, çok amaçlı salon. Bu salonda neler yaptık, ne gibi hizmetler yaptık? Hüseyin Bey, ilk geldiğimiz andan itibaren ilk işimiz beldemize sosyal tesisimiz olan bu düğün salonumuzu kazandırmaya çalıştık. Özümüz ve vaadimiz de vardı. Burası kullanılmaz bir haldeydi. Daha öncesinden bu